Şimdi Fenerbahçe bu sene rakibi 80 sayının altında tuttuğu maçlarda 10'da 10. Kendisi 80'i geçtiği maçlarda 8'de 0. 4 maçta da 90 sayıyı geçmiş. Bu kadar eksiğe rağmen. Zaten şu anda hem savunmada hem de hücum veriminde Fenerbahçe lider. Ha vallahi mı? Evet. Migros Hemen'in sunduğu Euroleague Basket Podcast'te yeni bölüm. Hepiniz hoş geldiniz sevgili basketbol severler. Ben Anadolu Hüsal. Bugün her hafta olduğu gibi sevgili Murat abiyle birlikteyiz. Abi hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim sen? İyiyim abi teşekkür ediyorum. Okul bitti mi? İmtihanlar? Ya, sınavlar bitti abi. Vizeler bitti. Aldık mı diplomayı? Bu sene sonda abi inşallah. Hayırlısı. Çalışıyorsun yani. E, tabii abi biraz. Şimdi dört maç bir ekranda öbür tarafta kitap mı? Sunumlar oluyor. <laughs> Peki şeyi nasıl izliyorsun? Şimdi bu hafta dün Efes maçını izledikten sonra... E, üçte bitti. Barcelona maçını izledim. Bitmişti maç. Şöyle de öbürlerine baktım. Yani nasıl hepsini izliyorsun? Abi ben dün... Ben yani hiçbirini izleyemiyorum yani üçe kadar ayakta kalmam lazım. Ben de dün abi dörtte yattım sekizde kalktım sabah. Hatta arada şeye de baktım bu basketbol şampiyonlar ligi Amerika başladı dün. Orada bir maç izledim Franka'nın maçı vardı. Hatta Twitter'da paylaşınca insanlar şey dedi yani uyumuyor Hayır. musun yazdılar bana da Twitter'da. Hayır ama yani şimdi Eurolig açısından baktığın zaman bütün maçların birbiriyle çakışması izlenme oranlarını... Ee, ...düşünmüyor mu abi? Herkes kendi takımının maçını izliyor zaten. Abi en azından bu normal sezonda böyle... ...playoff'ta daha da kötü oluyor. Aynı saatte iki maç koyuyorlar mesela. E, Perşembe hemen hemen hepsi aynı saatteydi. Bu çok kötü bir şey abi. Ya ona bir çözüm mutlaka almaları gerekiyor. Yani o konuda Şampiyonlar Ligi mesela daha... ...ideal bir senaryo izliyor. Veya Euro Cup da belki biraz daha ideal ama... ...Euro -Lig'de aynı anda... ...dört maçın olması, beş maçın olması çok kötü gerçekten. Ya burada biz zeyin yapıyorduk abi... O anda hem şey maçı vardı, Partizan derbisi vardı. Monaco Real Madrid'e oynuyordu bir yandan. Partizan maçını hiç seyredemedim abi mesela. İşte O, yani yani o ya karşısında... hiç uyumayacaksın. Serum bağlayacaksın. <laughs> 48 saat direkt ardarda arda tekrarları izleyeceksin. Hayır çünkü şimdi özet izlemek de işe yaramıyor. En kritik şeyleri hakem yanlış karar vermişse koymuyorlar abi. Tabii ya da kritik bir dokunuşu orada gö göremiyorsun. göremiyoruz. Göremiyoruz. Bir de sıkıntı tabii abi. Yani canlı maç izlemenin keyfi tabii her zaman daha başka. Bitmiş maçı izlemenin şeyi de başka. Ben bakmıyorum ama. Ha. Evet doğru. Yani ben Barcelona kazanacak zannettim. Ha, maçı izlerken. Nando i̇zlerken. De, Dekolun'un pozisyonunda. <laughs> de bu birazdan konuşuyoruz. Özellikle de Şaras'ın bazı tercihleri de orada biraz tartışılmıştı. Ve Kaliniç'e çalınan faal çok kritikti. Wesley'nin rolü de mesela yine konuşulan şeylerden biri maç sonunda. Sence Vesey'e çalınan hücum faal hücum faal mıydı? Ya çok arada bir pozisyonlar bence ya. Değil mi? Evet. Yani şimdi o Fenerbahçe olsa deplasmanda Barcelona'ya o ikili düğün çalar mıydı? Ya işte o pozisyonlar gri pozisyonları bilmiyorum. Onların bir standartı olması lazım mutlaka. Hiç Hiçbir standartı yok abi. Maalesef. Hiç. Muhalesin ee... pozisyonu da öyle. Ama o ya... Hayır. O... Doğru karar. Ha. Ama çalınmazdı. Ya çalınmadığını da gördük. Gördüm. Gördük zamanında yani. Ve de doğru karar. Kalin içinki değil. Ya bence de. Çünkü nereden anladım tekrar ekrana getirmediler. <laughs> bu hay bu artık e, EuroLeague'in elini o kadar belli eden bir şey oldu ki Wesley'i getirdiler çünkü daha arada. Yani şöyle hafif şey yapmış. Ee, o zaman abi tabii bizim adımız yine çok güzel bir hafta geride kaldı. Çift maç, e, çift galibiyet. Hem Efes hem de Fenerbahçe tabii kazandı. İşte Dilerseniz abi Efes'le başlayalım. Evet. Zagiris galibiyeti ki aslında biraz Özellikle ikinci çeyrek Efes adına sezonun en kötü çeyreği olmuştu. 8 sayı bulunan yalnızca ama üçüncü çeyrek tam tersi gördük. 15 beş sayılık bir fark. Ee, Efes'in 3 çeyrek hiç fuar atışını yapmadığı bir maç. Yine aslında enteresan bir detay bu. Ama özellikle ikinci yarıda çok başka bir Efes izledik abi ve on yedi üçlük attığı bir galibiyetti Efes. Ee, çok önemli bir seriye devam etti. 5'te 5 oldu son maçlarda. Evet yani üçüncü çeyrekte dokuzda sekiz üçlük. Ya, hiç böyle bir şey görmedim. Yani bir oyuncu e, o potansiyeli varsa yanar. Bir oyuncu 5'te 5 beş atabilir. Tabii üst üste görürüz attığını. Yani. 6 5 atabilir ama bir çeyrekte Plyce attı, Embaya attı, Boba attı, Clyburn attı, Clyburn attı. Müthiş bir hücum performansı, ha? hücum verimliliği. ise tarihinin en kötü e, üşük yüzdesiyle oynadı herhalde. 20'nin altında mıydı? Tabii yüzde tam 100'e 20. 20'de 4. Şimdi eee ikinci çeyrekte Gelgelis'in savunması kadar Efes'in e, oyununun da bence 8'de kalmasında eee etkisi vardı. 3. çeyrek Efes şeyi çok iyi yapmaya başladı. Switch'lerde eee misme yakalayan uzunla Oyun kurmayı, iç dış işini orada çok... Orada özellikle tabii Zalgiris'in zayıf tarafına çok ciddi bir sıkıntı var. Özellikle filandan dolayı. Yani geride uzun kazdığı zaman dip tarafı her zaman boş oluyor. Efes çok iyi topu zayıf tarafa çevirdi. Orada mesela Embayin atakları, şutu, Bobo'nun hem oradan atak etmesi çok değerliydi. Her pozisyonun zayıf tarafa bir kere geldi Efes. Ve orada bir doğru atışlarla ritim buldular. Ondan sonra el üstü atış... Ayak üstü atış hiç fark etmedi. Hele Clyburn attıysa. Bir daha bir tabii Playson yine o üçlüyü sokması üçüncü periyotta çok kritik oldu. Da, evet. Ama mesela Plyce dört dedi ki o yani dördüncü faal alakası yoktu. O da tekrar ekrana gelmedi. Ee, ondan sonra Dunstan'dan çok büyük katkı aldılar. Evet. Ee, yani Jelgiris zaten evinde iyi oynayan, savaşan bir takım. Üç eksiği vardı. Onun da etkisi vardı ama e, ee, i̇kinci yarıda izlediğimiz Efes hele üçüncü çeyrekte izlediğimiz Efes yani hiç kimse önünde duramaz onu. Ya bir de doğru basketbolla gelen atışlar bir yerde. O ritmi çok iyi yakaladı ve zaten Efes tabi hep konuştuğumuz bir şey vardır. Yani bu hücum verimliği savunmadan mı geliyor yoksa hücumdan gelen verimlilik savunmaya mı yerleşiyor diye. Bu aslında tartışma konusu ama bence özellikle bu maçta hücumdan alınan enerji savunmada çok iş yaptı. Yani şimdi üçüncü çeyreğin başına git esasında Jalgiris iki top kaybından sonra 4 0la başladı. başladı. Çok iyi başlamıştı ki 13-0 oldu orada seri yani ikinci, i̇kinci çeyreğin devamıyla. Ondan sonra iki tane bomboş atış kaçırdılar hatırlıyor musun? Evet, biri hatta Brazdeikis biri de geçişte Şimdi o ikisinin birini bile soksalar bambaşka bir şey olacak. Tabii. O açıdan sana katılıyorum Efes savunmadan e, hücumda iyi oynayan bir takım değil çünkü Efes'in İyi başlamadı savunması üçüncü çeyreğe. Özellikle bu maçta kesinlikle hücumdan gelen enerji. Ya genelde bence öyle. Yani e, bu, bugün, e, dün, dün akşam çok barizdi. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Her attığın girdiği zaman... E, ...rakibi de umutsuzluğa sürüklüyorsun. Yani savunmada da enerjisini kaybediyor. Ben ilk defa yani... Her Jalgiris maçını anlatmadım veya seyretmedim ama ilk defa iki iki buçuk dakika kala Kaunas'ta Jalgiris seyircisinin maçı terk edip eve gittiğini gördüm. Tamam kalanlar maç sonunda takımını alkışladı ama o kadar insanı eve yollamak bile... Yani geçen sene şampiyonluğu kaçırdığında bile yerel ligde Jalgiris... Yani... Ben hiç görmemiştim evet. şimdi tabii ben yerel ligi seyretmiyorum sen onları da seyrediyorsun diye <laughs> Litvanya ikinci ligini seyrediyorsun değil mi? Evet. Bir de orada üniversiteler ligi var, onu da se <gülüyor> <gülüyor> yani seyirciye... Yani seyirci işte o çaresizlik, Efes'in en büyük silahı... Dört e, atlı olduğunda... E, çaresizliğe sürüklüyordu... şey e, Rakibi... Bakayım. Şimdi... E, Efes'i... Bu kadar az faal yaparak kaç faal yapmışlar geri sonunda? Ya yani Maç sonunda 16 faal abi. Efes... 13. Efes'in faal yapmaya hakkı yok zaten. Zaten öyle bir şey de olmadı maç yani öyle bir Özellikle iki, Ama e, hiç olmadı. Efes'e e, yani dört ortalama işte ucu ucuna faal hakkı doluyor ki e, son çeyrekte esas faal hakları çok erken doldu. Ondan önce hiç şey yapmıyorlar. Abi şöyle sadece maç sonunda şeyi görseniz yani Efes üçüncü çeyrek, ilk üç çeyrek hiç faal atmadı deseler size maçın skoruyla ilgili ne düşünürdünüz mesela? üçlükleri görmediniz sadece ikilik yüzdesini görmediniz. Sadece bu detayı gördünüz. Hayır, bir de hiç e, falcılıksına gitmedi ama ilk yarıda her attığını sokmuyordu. Evet. Evet. Yani şimdi Efes'le ilgili sen bana desen ki hiç falcılıksına gitmediler ve o zaman acayip şu e, şutların girdiği bir gün derim. Veya rakip hiç sert oynamıyor. E, Efes lay lay long gidiyor e, e, Yani e, o akın <laughs> akın gidiyor derim. Yani rakibin Efes'i ee, bu kadar az e, faalle oynatması bile bence şey... E, Efes'in çok lehine bir şey. Bence evet. ikinci periyotta abi tabii ortayı çok iyi kapattığını gördük. O bölümde çünkü Zizic vardı sahada. Hücumda iyi oynasa da... Zizic'i niye kullanmadı üçüncü, e, ikinci yarı? bence biraz doğru karardı kullanmaması. ikinci yarıda kullanmaması. Çünkü ya Zizic hücumda belki verimli oynadı ama savunmada da o varken çok rahat alan buldu Zalgiris. Bir de yani Hayes drop savunması yaptığı zaman tamam. Yani orada çok sayı bulma imkanı buldu hiç. Aldı sayı buldu ama diğer taraftan hiç akıcı olamadı Efes orada. E yani çember hiç gidemedi. Ama bu savunma problemi zaten siz için olacak ya. Yani. E orası tabii. Yani hücumda verimli olduğu zaman onun savunmadaki şeyine katlanabiliyorsun. Plyce de öyle. Ya ama şey konusunda, zilç konusunda kullanımının çok yüksek olması lazım. Hücumda verimli olması için bir yandan yani da. Ona da tahmin edemezsin. Hele yani, bir iki tane de kolay atış kaçırırsa öbür tarafta bedeli ağır olur. Plyce 5 hücumda köşede durabilir ama işte tabii öyle bir konfor alanı olmuyor. Vallahi üçlük, <laughs> Efes'in ikilik yüzdesi de gayet e, kabul edilir ama üçlük yüzdesi 29 tane kullanmasına rağmen ikilik yüzdesinden daha yüksek. Yani inanılmaz bir verimlik gerçekten. Bir daha bir şunu sorayım tabii hep üçlülerden bahsediyoruz efeste. Yani Larkin yokken Boba'nın orada yapacağı katkının ne kadar kritik olacağını konuşuyorduk. Dün de yani üç atlı Boba, Clyburn ve Misic 56 sayı, 13 üçlük isabeti, 16 asist, 9 ribaund. Ya yani çok gerçekten inanılmaz bir performans. Ama Boba 3-4 haftadır yani inanılmaz oynuyor. Bir de savunmadaki katkısı da bence çok değerli. Evet. Özellikle Kine Demons'a yaptığı o tam sağdaki baskı. Çünkü Zalgiris'te Evans bu takımın önemli oyuncusu. Yani zaten Dekabucus'ta denklemden çıkınca yaratıcı bir oyuncusu kalmıyor. Kalniyetisi yıllardır biliyoruz abi artık zaten. Ona mecbur kaldı. Onu zaten evet. çok fazla oynatmıyor. Yani Lekabicius sakattan için ona için e, onu diyorum kaburgasına bir, bir sakatlık oldu. Evet. Abi. Ya bu son 3 maçta Attığını tuttuğunu falan bir kenara bırakıyorum. 18 rebound. 10 asist. 4 top kaybı ki hepsi bu maçta geldi. Bundan önce hiç top kaybı yapmamıştı. 4 top çalma. 11'de 8 ikilik. 18'de 11 üçlük. 9'da 9 serbest atış. 3 maçta 78 verimlilik. İnanılmaz. Ya işte 26 bir de, ortalama yani verimli. Bir de savunmadaki katkısını düşününce aynı periyotta. Ya yani mesela bir bu maçta çok da fazla asist yaptığını gördük babanın Çünkü biraz rakibin önemi mistice çok ciddi önlem almışlardı bu konuda. Yani Butkeviç Usta mesela özellikle tam sahada savunduğu bölümde. Yani baban hem dragdan çıkıp favori e topu alıp o servisleri yaptığını gördük. Dipten yönlendirdiğini gördük oyunun. Aynı zamanda e, o Hornus oyununda mesela uzun kısa oynadıklarını gördük. Özellikle FES'in 3. periyotta bu kilidi açan noktalardan birisiydi. Yani Miss için perdelediği pozisyonlarda kısadan kısa perdeleme yapmak. Orada da topu devamında alıp mesela yine servislerini yaptı Boba. Ee, özellikle Miss için de biraz oyunda dinlendiği bölümlerde çok değerli oldu. Kesin, kesin. Mitsch'te 34 dakika oynadı yine. Evet ya biraz Clyburn'u belli anlamda dinlendirme şansı buldu derken Ataman. yani 30 e, dakikanın altında. O, o bench'ten gelince zaten o, o lüksü biraz baştan kazanıyor. O da o kadar kötü başlayıp sonra ikinci yarıda bitiş. Hmm. Ee, yine bir 5 var abi. İşte onu da sormak istiyorum hatta burada. Ee, Miss için olmadığı bir 5 vardı. Elijah Bryant, e, Isaiah Taylor, Clyburn, Embaye ve Zizic ki burada 4-0'lık bir Kaunas serisi gelmişti. Orada karar verici Elijah Bryant da ikinci periyotta ve özellikle Kaunas'ın switch savunmasında ya tepede bıraktığı 2-3 dizilim gibi savunmada bence ciddi sıkıntı yaşadı Efes özellikle Bryant'ın karar verici olduğu dakikalarda. Ya şimdi Alay e, Bryant'ı bu rolde ilk baş ilk geldiğinde çok denedi. Ondan sonra yavaş yavaş o rolden uzaklaştırdı ve Bryant'ın verimliliği arttı. Bu sene ama e, ...Simon'un da olmamasıyla... ...Larkin'in de olmamasıyla... ...arada sırada onu deniyor. Orada tabii Bryant'in yanındaki... kısa önemli. Tabii. Yani Isaiah Taylor ile baba olsa... Şimdi Isaiah Taylor olduğu zaman... ...iki tane çok savunma... E, ...Isaiah Taylor... ...yani savunmadaki gayreti... ...ben buranın oyuncusuyum... ...dedirtmek için... ...savunmada inanılmaz... E, ...enerjili baskı yapıyor. Şimdi Bryant... Taylor güzel savunmadı ama ucunda. Tabii yani Clyburn olsa da orada bazen. Yani. Ee, özellikle yine o bölümde Zalgiris bence ilk periyottan farklı yaptığı şey tabii Kevario sayısı varken sürekli drop yapmasıydı ve çemberi çok iyi püskürtmesiydi bu noktada ki zaten orada 4 numarada da katkı alınca Simis'ten sürekli dışarı etmek zorunda kaldılar Efes'i ve Efes yani diyorum 5'te 0 atmıştı ikinci periyotta üçlüklerdi. Yani zaten atamadığı tek çeyrek o. Evet ikinci çeyrekte üçlük isabeti yok. 78 sayı attı 30 dakikada diğer e... Yalnız işte bu biraz fazla mı üçlü endeksi oldu? Yani üçlük atamadığı çeyrekte sekiz sayıda kalmak da e, çok rahatlatıcı bir istatistik değil. Tabii. Yani geleceğe dair sinyaller biraz aslında veriyor. Yani buna nasıl önlem alınacağı dair. dair. şimdi onu çıkardığın zaman onun diğer kalan üç çeyrekte 24'te 17 üçlük. Yani yok böyle bir yüzde. Yine inanılmaz. Ha, Harlem'de bile olmaz bu. Yani Hallen maçlarında Globe çağırır. İnanılmaz yani. Ee, bir daha bir ilk çeyrekte yine aslında Zagiris'ten biraz bir gördük. Özellikle ilk çeyreğin sonuna doğru. Çünkü Efes'te hep konuştuğumuz bir şey vardı abi. biraz zorlandığına dair bu konuda. Özellikle biraz da arkada kaldı pozisyonlarda sürekli önde Hayes veya işte varsa Roland Smith ve, e, kısa kaldı. Kylian Evans. Bu bölümde aslında Efes'in doğru yaptığı şey bence abi Boban'ı forvetten çıkıp topu alması oldu. Bu zaman çünkü özellikle de oyunda da çok çalışmışlar mesela. Boban her oyunda switch getiriyorlar topsuz çıkarken. O zaman switch getirince Misic bomboş kaldı ve çembere gitti sürekli dışarıya açabildiği topu. Ama yine ikinci çeyreğin başında mesela burada switch yapmayınca Zalgiris biraz sıkıntı çektiğini gördük Efes'in. Yani o biraz da Larkin'in olmamasından da kaynaklanıyor bana sorarsan. Çünkü Larkin, Mitzic, Boboğa olduğu zaman Mechap Zon'un da etkinliği bence azalacak. Tabii. Ee, ama yani Efes'e bir savunmada ısrar edip Efes'i bozamaz. Yani belli periyotlarda belki evet, yani zamanını iyi ayarlaman lazım, süresini iyi ay ayarlaman lazım. Ben ee, yani şeylerde bu çok olur. Devamlı savunmanın değiştirmen lazım. Yani Efes'e bir veya iki savunma planıyla e karşısına çıkamazsın. Mesela, Hele böyle attıkları günlerde. İkinci ada Belgin Ataman o switch savunmasını aldığı bir önlem vardı hücumda. Sürekli topu önce köşeye indirin, oradan bir üçgen yapın demişti. Mesela bunlar çok başarılı oldular. Özellikle de Clyburn'un sürekli yaptığı servisleri gördük yine dışarı. Ki zannediyorum. 4 asist yapmıştı. İkisi hmm. ikisi post-up'tan. Ya o da o, o anında... kadar yaptı mı ya? Evet abi 4 asist. 17 sayı, 3 ribaund, 4 asist. Yani o üçgen planında Clyburn'un de post aldığı topları servis yapabilmesi yine önemli oldu. Evet, evet yani. Ee, yine Efes kısmına bir son olarak e, şöyle notlara bakıyorum. Hani konuşmadığımız bir şey kaldı mı maç üzerinde diye. E, Ama Tenbay'ın performansı yeri döndü. Nasıl buldunuz onu? Ee, üçüncü çeyrekte çok önemliydi. Tabii, aynı zamanda savunmada da çok değerli iş yaptı. Ya, o da işte hücumda iyi oynadığı zaman savunmada bunu yansıtan oyunculardan biri. Yani o ilk başta çok savunmada eleştiriliyordu. Şimdi savunmaya sertlik de getiriyor. Birebir savunması kadar yardım savunmasında da etkili oluyor. Ama yani onun şu anda Polona aradan en büyük farkı hucumda inanılmaz güvenerek üçlük atıyor. Evet. Ve o da çok yani Ergin Ataman'ın dört numarasının en büyük özelliği. Polona oraya gelemedi de. Zaten muhtemelen o hücum ritmiyle de savunmada ekstra bir konsantrasyonu oluyor mutlaka. Enbail'in. İşte hücum ritmini evet. yakaladığı zaman şimdi onun üzerindeki baskı Efes'e gelen her dört numaranın üzerindeki baskı. Senden gelecek üçlük bu organizasyon için çok önemli. Şimdi o iki tane üçlük soktuktan sonra ha, tamam dedi ya. Ben görevimi yaptım. Benim üzerimdeki baskı kalktı. O zaman savunmada çok daha etkili yani oldu. Ya özellikle sakladığı bölümlerde Efes'in Enbail'in hem tepeye çıkması hem de arkada switch sonrası kalması çok değerli oldu o noktada Satladığı dediğin hangisi? Dört faal ile kenara geldi mi? Yok. Yani evet. e, Playz hücumdayken hani savunmada tepeye çıkmaması konusunda. Ha, evet evet. Potayı koruması. Evet. Bekçilik okay. yapması. Orada NBA'nin yani, varlığı yine kritikti. Son olarak da abi, aslında Playz dört e, demişken tabi Dawson yine oyuna girmesi çok kritik oldu. Yaptı. Çok önemli katkı yaptı. Hem savunmada hem hücumda çok kritik bir bantı var. E, 4-0 mıydı o zaman bir? seri yakalamış evet. şey yakalamıştı. Ee, evet, Dunstan'ı Anstını e, şimdi Plyce oturdu yine eski rolüne oturdu. O şu sokamayan Plyce gitti. Şimdi öyle olduğu zaman, eziz işte 3-5-10 dakika kullandığım takdirde Dunstan'a yüksek enerjili dakikalar kalıyor kendi açısından. E zaten yılların oyuncusu. Yani. E, Efes için çok önemli bir isim. Süresine abartmadığın takdirde. Yani sağdayken yine artı olmuştuk bir katkı yapmıştı. Aslında ki çok değerli. Kaç dakika oynamış? 14 buçuk. Tamam. Biraz, bir, bir, biraz dakika. fazla ama dakikası. Biraz yani tabii. Plyce 4 deyince mecbur kaldı. Biraz. Yani tabii Zalgiris kalmasında aslında yani yapı olarak bu sezon belki çok iyi bir kadrosu yok ama önemli bir sistem takımı. Yani hem önemli maçlar da kazandılar. Ya yani onun kadrosu nasıl bir kadro biliyor musun? Eksik olmayacak. Alba'nın gibi. Evet. Yani o tür takımlar 2-3 eksik olduğu zaman şimdi Fener maçına gelince de konuşacağız. Çok etkileniyorlar. Yani eksik olmasa da bence 5 numara zaten biraz soru işareti. Kö Sadece Hayes ve kötü. var orada. Sibitsin orada. E Almamaları enteresan yani çünkü onların da e bütçe yani onlar hiç kimseye çok büyük paralar vermediği için oraya bir tane genç 5 numara alıp parlatabilirlerdi. Yani, yani. Muhtemelen çok ki ise para vermişlerdir. Güvenliler. O da yerli oyuncu sonuçta onlara göre. Gerçi Kanada yani şeyli biraz ama. Çok para dediğin kaç vermişlerdi ki? Ya göre 600 en fazla. Ya yani bence de 500 civarı vermişlerdi. E, tamam işte 500, 600, 100 bin doların artık sözü olmuyor şeydi. <laughs> ya tabii abi. Ulan Havas'ta diğer taraftan. <laughs> Ulan Havas deme bana. Ya o, yine abi özellikle Ulan Havas bu takımın tabii yaratıcılık kısmında Lekovic'in de önemli bir parça. Onun Forbet'teki <laughs> ikili oyunlarına mesela çok iyi çalıştığını gördük Efes'in. İşleyemedi. Ee, o zaman abi <laughs> Efes'in tamam çok iyi gördük de ya Unovas'ın <laughs> ne zaman işleyip işlem işlemeyeceği belli olmuyor yani. E, ee, Fenerbahçe'de abi... hiç işlemediği kesin. Evet hatta geçen sezon bir Kaunas Fenerbahçe maçında deplasmandaki müthiş bir performansı vardı. <laughs> Unutulmaz. <gülüyor> Tarihi. <gülüyor> o zaman abi Fenerbahçe-Bekoy'a geçebiliriz isterseniz. Tamam. Ee, tabii Alba Berlin karşısına gelen galibiyetine çok değerli oldu. Çünkü Fenerbahçe özellikle Madrid'e kaybettikten sonra bir reaksiyona da ihtiyacı vardı bir yandan. Alba Berlin burada eksikleri de biraz konuşabiliriz tabii ki. Çünkü bence ciddi <laughs> faktör oldular. Yani işte demin e, şey için söylediğimin, e, Jalgiric için söylediğimin, Bence bir benzeri yani kumatça olmadığı zaman pota altları çok zayıf. E, Olin de önemli bir oyuncu. Proçi de önemli bir potansiyel. E, üç tane oyuncunun olmaması... Ha diyeceksin ki Fenerbahçe'de de üç tane e, oyuncu tabii. yoktu. Ama ya, biraz da koç farkı var burada. Yani e, Fenerbahçe sezon başından beri eksikleri hiç bocalamadan çok iyi yerini doldurdu. Yani Be Beylikşah ile başlayarak... Burada Fenerbahçe'nin en e, akıllı şeyi eğer saçma sapan bir top kaybı yapmadan drive edebildikleri pozisyonlarda ya turnikeyi attılar ya faal yaptırdılar ya da çıkarıp boş üşlüyü buldular. Yani hiçbir çözüm e, üretemedi Alba. Bir tek e, özellikle ilk sonunda abi bir. Yarı sahada tuzak salması gördük abi. Yani o e, baskı e, etkili oldu evet. onlar açısından Çünkü ama Fenerbahçe Karatesin... sadece orada değil çok basit de top kayıpları yaptı. Yani hem Kalaitis hem e, Guduric ilk oyuna girdiğinde o tembel paslardan dolayı 4-5 tane yani ikisinin toplamı. Kalaitis'in 5 e, top kaybının ilk yarıdaki ikisi Aliyopası'ydı abi zaten. Evet yani kimle oynuyor zannediyor yani. Yani tabii gittiği abi ya, onları çalabilecek. Şu istikrarı yakalasa valla o kadar çok fark edecek ki Fenerbahçe için. Şimdi Fenerbahçe bu sene rakibi 80 sayının altında tuttuğu maçlarda 10'da 10. Kendisi 80'i geçtiği maçlarda 8'de 0. 4 maçta da 90 sayıyı geçmiş. Bu kadar eksiğe rağmen. Zaten şu anda hem savunmada hem de hücum verimliliğinde Fenerbahçe lider. Ha vallahi mı? Evet. Hem savunma hem... Savunmada hücum... da, da. Evet savunmada da, da. 107.7 yani 100 pozisyon üzerinden orada birinci. Hücumda da 122.8. Çok iyi ya. Diğer tarafta da abi en az sayıyan takım galiba evet maç başına yine Euroleague'de. Yani hayır bir de e, frene basmıyor yani. Duruma göre gerekli yerde de e, tempolu hücum ediyor, hızlı hücum ediyor. ya yani tabii bu maçın sonundaki yani 75 sayıda. Yani son çeyreği sayma zaten evet. yani. Son çeyreği sayma. Bak Alba al, Berlin Madrid'den sonra en çok rebound alan takım 38... 35.8, 10 buçukta hücum rebound'ı. Bu konuda da tabii şimdi kumarcenin olmaması özellikle de hücum o rebound'larını e, şey yapıyor. E, Fenerbahçe-Beko sadece 8 hücum rebound'ı verdi. Ve Alba'nın toplam rebound sayısı 23'te kaldı. Evet. Yani e, Total rebound'da da çok değerli bir takım Alba verdi. Evet, evet. Çok çok şey. E, mesela bir şey daha Alba temposunu yakaladığı zaman topu paylaşmayı da seven bir takım. Olympiakos'tan sonra da 21.1 asistle ikinci en yüksek takım. Fenerbahçe onları da 17 asist 21 top kaybında tuttu. Tabii ya özellikle o topsuz oyun ve devamındaki yarı sahadaki hareketleri Alba yani pozisyon sayısını artırarak oynadıkları oyun çok kıymetli ki orada bence sigmayı alınan önden Fenerbahçe de çok başarılı. Çok oldu başarılıydı. Abi. İlk üç çeyrek hiç yoktu. İstatistiklere baktığı zaman eh diyeceksin ama maç koptuktan sonra maç biliyorsun. bitmişti. Kopmak da değil. Adım adım bitmişti yani. Orada abi bence yani değinmek istediğim bir isim var. Mete Can Birsen. Çok kritik katkı verdi. Ya ben izin verirsen şöyle 3 tane mercek altına aldım 3 oyuncuyu Fenerbahçe'de. Çünkü üçü de sezon başından beri. Modlu'yu almadım çünkü onun eleştirilmesi taraftar tarafından çok kısa sürdü. Evet. Yani i̇ki maç falan sürdü. İki maç falan sürdü. Şimdi... AdWords kuralları... Yani Jordan kurallarıyla karıştırmayalım ama... AdWords kuralları diye bir şey... Çıkardım. Şimdi... Birinci kural süre vereceksin. 10 dakika 6... 3 maç oynamış. O 3 maçta toplam 8 sayı... 3 riba... 0 asist... 2 top kaybı ve... Eksi 3 verimlilik. Yani onu oynatma o zaman. Eğer ona... ...ısınmasını... ...sağlayacak. Süreyi ver, veremeyeceksen... ...oyna atma diyor. İkincisi de topu ona mı vereceksin abi? Hayır dur bir dakika <laughs> Ritmi bulacak. Şimdi... ...uyum süreci bence artık geçti. Çünkü son iki maçta... ...attığını atamadığını falan bir kenara bırakalım. Bu istatistik Avrupa'da kaç oyun kurucu da var? 13 asist... ...iki top kaybı sadece... ...ve 4 top çalma. Yani asist top kaybı oranını bir kenara at... Top çalma top kaybı oranı 2 Ondan artık ya rakip seçme yani o biraz daha bırakmak lazım. Üçüncüsü ritim bulmak. Kendi yazımı okumuyor. <gülüyor> <gülüyor> e, ritim bulmakla oyuna ısınmak en az iki üçlük bulduğu maçlarda Fenerbahçe hiç kaybetmedi. Toplam 92 sayı fark attı. Bu tabii biraz da süreyle ilgili. En az 2 üçlük. Yüzdesi önemli değil. Çünkü maçta artı 33 de galiba liderdi. Liderdi. Yaşta. Hayır bu 92 sayı fark şey. Total. Skordaki fark. Total. Ee, artı 130 averajın ki Fenerbahçe uzak ara en iyi averaja sahip. 92'si yani Edwards'dan geliyor ya yani oynadığı ve 2 üçlü kullandığı maçlardan geliyor. En az 11 dakika aldığı maçlarda Edward Fenerbahçe'ye 7 galibiyet, bir mağlubiyet. Yani bu 8 dakikalık, 7 dakikalık Edwards artık geride kalsın. Ha kötüyse durumu, formsuzsa oynatma. Yani özellikle Wilbeck'in de yokken ihtiyacım var. Bir hafta önce yapması gereken şeyi bu maçta yaptı. Edward'ı ilk 5 başlattı. Maça başladığı ilk beşte demin verdiğim rebound istatistiklerini falan Alba'nın düşünürsen çok doğru güzel bir beş. Tabii zaten iki uzunluğu oynaması sürekli gömülmesi ve Booker'la mesela sürekli switch etmesi bence çok başarılı oldu abi yine onunla. Booker'da e, şey yok hakikaten çok ilerletti. Bence bir tek mi? ikili oyunda hala sıkıntı yaşıyor. Yardım savunması e, bir tane pozisyon vardı hatırlıyor musun? E, kim drive etti bilmiyorum ama. Ee, şurada boş bir adam vardı. Booker'ın adamı da şuradaydı. Booker iki adım attı. Hem adamını kaybetmedi hem de o adama olabilecek bir pasın önünü kesmiş. Galiba Lowe'nun pozisyonu abi. saat. Do doğru, doğru. doğru. Yani bunları falan hiç yapmıyordu eskiden. Ya çok çalışıyor ya İtulis bunları e, anlatmak için özel bir çaba sarf ediyor. Çünkü hakikaten biz hep kafa basmıyor diyorduk yani. Hala özellikle o top oyun hareketlerini engellerken bu tepede sürekli switch etmesi çok değerli. Çünkü o evet. pası engelleyecek orada. Diğer taraftan kısalarda sürekli hareketleri kovalayacak yani. Yani her zaman switch de yapmasına gerek yok. İki adımı atıyor doğru yönde. Hem adamını kaybetmiyor hem şeyi engelliyor ve çok da fayda. Yani yanıldığım zaman çok mutlu oluyorum böyle şeylerde. de ama hakkını o konuda Ama hala da... ikili, ikili şeyi savunmak <laughs> Bir de tam sahada dinay yaptı pozisyonlar da vardı abi sürpriz Var. e, tuzaklarda orada da top çalmaya gitti mesela. Fenerbahçe'nin presi çok etkili oldu zaten. Evet. Yani çok yapmadı belki ama. Ya belli bölümlerde çok kritik yerde yaptı. Yaptı. Bir de diğer tarafta abi Cekirin'in katkısı zaten. Dur şimdi İsrail'e geliyorum <laughs> demi Mete Can dedin. Mete Can'ın üçlük şoktuğu hiçbir maçı Fenerbahçe beko kaybetmedi. Şimdi bilmiyorum sana sorayım. Taraftar nasıl olsa geri dönüş yapamıyor. En az iki faal yaptığı hiçbir maçı da kaybetmedi. Şimdi ne, ne alaka diyeceğim. Yani demek ki bir sertlik getiriyor. Bazen ıı, basit faaller yapıyor ama... Bazen faal yapsın diye sahaya atılıyor, bir sertlik, bir enerji getiriyor. Hatta kaybedilen iki maçta Metecan'ın yaptığı faal sayısı kendisine yapılan faal sayısından az ah. olan tek iki maç. Yani Mete Can bir yapmış ona üç yapmışlar falan. Şimdi tam şeyi bilmiyorum. O açıdan Mete Can'ın görevi, beklentiler belki de en net oyuncu bu takımda. Enerji, sertlik, savunma. Ve ceza açtı. Ve o çünkü... Boş atıyor. Ben de abi onunla ilgili bir şey çıkarmıştım. Heh. Mete Can'ın üçlüğüyle alakalı. Tabi bu sene %55 de atıyor şu anda. Çok ciddi bir yüzde bu. Ve hani nereden nasıl attığına baktım. Mesela sağ dipten 2'de 2 ile atıyor olması çok kritik bu noktada. Çünkü genelde savunmaların hep 2 ile oyun savunmasına... En zayıf yer orasıdır. evet, dipten lise yerler. Orada 2'de 2 ile atıyor olması çok değerli. E, sol favoritlerden 3'de 3 ile atıyor. Tam bir ceza şutu noktası. E, sol dipten kötü atıyor 4'de 1 ile. Ama mesela tepeden 4'de 2 ile atıyor olması çok kritik. Yani çünkü Fenerbahçe'nin direkt 1-4 oyunlarının olduğunu görüyoruz. Çünkü bunu Hayes'e de konuşmuştuk abi. Hatta Hayes'in tepeden verimli atıyor olması. Olmaz bir de son maç 2 maçta mı soktu? Doğru mu hatırlıyorum? 4'de evet. 2. Evet. Yok bu abi. Bu tepeden... Vardı bir tane. Yok abi sanki iki e... gibiydi ya. Öyle mi? Olabilir. Yani sen hafızan daha iyi. Sanki olabilir. öyle hatırlıyorum ama yanlış olmasın Yok, diye. O, doğrudur. Ve tabii abi İtudis'in Metecan'a çizdiği bir kenar oyunu vardı. Orada bir harcama Harcamasaydı gerçekten. bu maçta ya. evet ha? ya biraz erken <laughs> elini açtı gibi oldu orada. Çok iyi bir oyun o mesela. Çünkü Iverson perdesi yapılıyor. Şey omuzda gibi. Metecan topu almaya geliyor. O perde yapana perde yapma. O screen o to skinner dediği. İtudis çünkü onu çok kullanıyordu CSK'da da ama. Ya, o gerçekten çok iyi bir set. Harcadık bence. Olabilir abi. Şöyle bir playoff maçında veya Final Four maçında belki başka Barcelona'da da var. sonrasında da bu maçta yine iki moladan beş sayı çıkardık, ki ikisinden de basketle döndü. Birinden ikilik birinden de Melih'in bir gülür şarjı çok... üçlük gibi evet. gelip Melih'in flop yap yapması yine çok iyi bir oyundu. Şimdi gelelim senin üçüncü adamı. Çekirin. Sen ne çıkardın Jackie'yle iyi bakalım. Hep ben önce söylüyorum. <laughs> Siz başlayın ha ben aklımdakini ya, çalışayım. İşin içinde olması lazım. Rebound zaten onun işi. Cekir'in en az 3 şut kullandığı hiçbir maçı Fenerbahçe kaybetmedi. Yani hucumda da onu kullanmakta fayda var. 105 sayı fark attılar o maçlarda. Rakibe serbest atış çizgisine atamasa bile gittiği hiçbir maçı Fenerbahçe Kaybet. kaybetmedi. Bu iki istatistik de şunu gösteriyor. Hucumun bir parçası olarak Cekeli'yi kullanmaktan korkmuyor. Ribant'ta da iki ribandı geçtiği için maçı Fenerbahçe kaybetmedi. O da tabii yine kullanımıyla alakalı. Kullanımıyla alakalıdır. alakalı. Bu maçta 10 ribant aldı zaten. Evet. Orta mesafe şutu var. Onu çok az kullanıyor Fenerbahçe. Onun için esasında güvenerek attığı bir şuttur. Yani en çok eleştirilen 3 isimle sezon başında böyle bir e, istatistik çıkardım. Eliniz Tabii İtalyan işte abi. oyuncularını yeni tanıyor ama değil mi? Ha bir de mesela Poisson vardı bu e Alba Berlin, Johannes sürekli silip perde oynuyor. Yani kaydığı zaman sürekli çembere devriliyor mesela. Cekiri biliyor o oyunu. E, çıkıyormuş gibi gösterip mesela çıkmadı. Tiemann'ın takip ettiği pozisyon var. Yani bu hem çalışıldı hem de oyunculara özel önlem alındığını da aslında bir noktada Hı. gösteriyor. Kesinlikle çok iyi hazırlanıyor İtudis. Bir maç hariç. Ee, de sağlığına kavuştuğu için çok farklı oynuyor. Tabii kasıkta Onu, bir ağrısı var. Onun eleştirildiği dönemler kasıkla kasık ağrı, e, sakatlığıyla oynadığını da taraftarın unutmaması. Tabii lazım. Real maçında da hatta sakattı tabii. Evet. Yani. Fenerbahçe maçına alakalı bir notlara bakıyorum şöyle yine. Tabii 35 rebound, 27 asist ve %55.6'lık bir üçlük yüzdesi var Fenerbahçe'nin. 11 oyuncu çift 11 oyuncu sayı buldu. 8 oyuncu da çift. taneye geçti. O da tabii çok değerli. Ya bu bu bir antrenör e, ha, hayali, rüyası yani. E, herkesin bir tehdit oluşturabileceğini bir antrenörün görmesi... ...oyunculara güveninin artması ilerisi için e, çok önemli bir şey. Altı oyuncu da çift verimlilikte oynadı. Yani istatistik kağıdına baktığınız zaman maç sonu Etudis... ...muhtemelen ilk dikkat ettiği şey budur. Ya şimdi e, her şeyi... E, yani o günkü duruma göre de değerlendirmekte fayda var. Şimdi e, Kumaç'e 5 en skorer oyuncusu. Olin de 6. en skorer oyuncusu. Procida da sekizinci en skorer oyuncusu. Ama tabii çok ciddi eksikler. Yani Kumaç'e özellikle... Şimdi e, sadece attıklarına bakmayın. Yani e, Kumaç'e tek çember koruyucu. 1.6 blok. E evet. Fener, Fenerbahçe her drive'da çok rahat gitti bir şey yani. yarattı. Hani diyeceksin ki ya hiç dış savunma da yoktu ama onlar zaten maçların büyük bir bölümünü önemli bir bölümünü orada kumançe çemberi koru, koruyarak e, oynamaya alışmışlar. İkili ]lar. en iyi savunan takımlardan birisi çünkü kumaşça gömüldüğü zaman. Genelde dışarı de galiba üçlük savunmasında ama ikili gerçekten iyi savunan takımlar var. E Fenerbahçe %75 ikilikle Attı ki yüzde seksen dokuz da ilk değil mi? Evet abi. İlk çeyrek. Ki bir bölümde zaten 5 numarası oynadı yani Alba Berlin. Çünkü timanı da sağ yapmadı. Wetzel, Schneider gibi paylaştılar bazen. Yani o savunmada da şey hücumda problem yaratmak açısından Fenerbahçe için ama yani Fenerbahçe'nin çok fazla bir sıkıntı yaşadığını söylemek mümkün değil. Çok rahat oynadı ama daha ciddi rakipler, daha zor deplasman maçları. Şimdi Olympiakos geliyor. Yani şimdi <laughs> herkes diyor ki abi diyor her deplasman maçı için çok önemli bir test. E öyle Monaka öyleydi. Barso Milano da öyleydi yani. Barcelona öyleydi. Milano'nun e, mutlaka bir tepki maçıydı. Şimdi Olympiakos'u dün fazla seyredemedim. Çünkü ee, FS de aynı andaydı. Aynı andaydı. İşte mola gel git falan bir baktım zaten ezmiş geçmiş geri kalanını da seyretmedim ama e, Olympiakos hakikaten e, iyi bir takım, iyi bir organizasyon. Özellikle bence iç dış dengesini yürürlükte en iyi sağlayan iki takımdan biri. Ve çok iyi e, yıpratıcı savunma yapan oyuncuları da var. O açıdan e, inşallah yani iyi bir Pierre dönebilir o maça ama yüzde yüz risk etmeyin. Orada belli bir skor hacmine geçmek önemli. çünkü Olympiakos genelde ona eşlik edemiyor yani özellikle 85 üstüne. Ya ama tabii Pire'de Ama o, 85 atmak da kolay değil ki yani Pire'de. İmkansız gibi bir şey o yüzden EuroLeague'de. Liga ya yani, tabii nasıl bir maç olacak o da çok değerli. Çünkü muhtemelen çok sert ve savunma maçı olacak belli. Yani, ya orada işte e, yine önemli olan bazı oyuncuların vereceği katkılar. Kalites'in bence bu şey yapma e, inişli çıkışlı bir grafik çizme lüksü olmadığı maçlardan bir tanesi. E, yine Carson'ın e, yerini yani yine 8 asist bir top kaybı yaparsa zaten Fenerbahçe büyük bir ihtimalle o maçı kazanmış olur. Abi orada Carson'la ilgili aslında bu maç üzerinde bir tabii tercih olduğunu gördük. Yani Carson'ın oyun kurucu olduğunu bir tercihti bu. Çünkü Karatez zaten tam sahada baskı yapan bir alba vardı. de sürekli topsuz çıkıp aldı. Yani topu hareketli alması topu getirmesinden çok daha farklı bir şey. Zaten abi siz bunu hep bahsediyorsunuz. Ee, Karsen bir de perdeleri de çok doğru kullandı özellikle o maçta. Yani hem nerede pas vereceğini iyi bildi. Ya yani mesela bir pozisyon vardı. Ee, kısa devrime sonrası hemen o bounce'u bulması. Çünkü bazen orada karanlığa girdiğini görüyorduk. Ya da evet çembere gittiği zaman kafasını kaldırıp o etrafını görebilmesi. Bunun yanında bir de orta mesafe pullapını da mesela bu maçta gördük ki aslında onun pullapı çok ciddi bir tehdit olabilir. Yani üçlü tehdit konusunda. Zaten onun en önemli şeyi ilk üçlüğü atarsın. Çünkü ilk üçlüğü attığı takdirde eminim herkes artık onun o ıı, ...streak şutörlüğünü görmüştür NCAA'lerden. O zaman bir adım daha yarım adım daha savunmanın yaklaşmasıyla hem potaya gitme pozisyon hazırlama açısından hem de senin dediğin gibi bir iki driplingle o çok güzel çıkarıyor çünkü. Ee, yine abi özellikle o tuzak savunmasında Fenerbahçe'nin zorlandığı burada yine iki müdahale oldu Itudis'in ki bunların ikisinde de Edwards'ın rolü vardı. Bir tanesi sürekli dipten bir kısanın çıkıp topu almasıydı. Yine orada Edwards mesela dipten çıkıp da yine servislerini yaptı. E bir diğeri de aslında ikili oyunu erkenden oynamasıydı Fenerbahçe. Yani yarı sahaya geçer geçmez ki orada yine Edwards mesela yarı sahada hemen perdeyi alıp bir anda çembere kıvırdı ve o tuzağa imkan vermedi Fenerbahçe. E, zaten Edwards'un en önemli özelliklerinden biri ona erken perdeleme getirirsen şeyi çok Genişletiyorsun. Tabii sahayı. Sahayı çok genişletiyorsun ve onun o çabukluğunu, hızını ve vücut kontrolünü kullanabileceği alanı genişlettiğin zaman o pası da daha rahat görüyor eğer orayı tıkamışlarsa. Ama bence kafa olarak da bir değişim var. Yani evet. bana bu düdükler burada çalınmayacak e, diye artık kabul etmiş. Bir de topla sabır etmesi abi tabii yani. Yani, sizin çünkü çok bahsettiğiniz bir konuydu bu. Yani alır almaz hani o şutu düşünmesin, biraz daha oyunu oynasın diye. Yani farklı bir yerde olduğunun bilincinde olması lazım. Burada her topun büyük önemi var özellikle Olympiakos gibi maçlarda. Yani hem yaratıcı ama aynı zamanda da oyunun ona gelmesini biraz beklemesi lazım. İşte kolay değil. Yani ilk defa Euroleague oynayan bir oyuncu için kolay değil. Ama Oyun ona geldiği zaman yaratıcılığını ve atletizmini ve şutunu kullandığı takdirde diğer takım arkadaşlarına da pozisyon hazırlama özelliğini daha çok ön plana çıkaracak. Zaten abi bu verimle devam ederse bir yerden sonra şutu kullanmasa bile geometri değişen oyunculardan birisi olacak. Ona alınan önlem ve yardımlarla birlikte. Kimle tutar sence Olympiakos? Yani ben Larancakis'i burada biraz özellikle maçın belli bölümlerinde önemli olacağını düşünüyorum. Hmm. Ya maçın başına Volkap'la savundular muhtemelen. Şeyi kiminle tutacaklar? Karatesi. Hmm. Hmm. Belki Mekke'si ki tam sahada verebilir. Ben, ben onu düşünüyorum. Yıpratmak için. Çünkü da aynısını yapmışlardı. O maçta ben çok kritik ve zorum var. Çünkü ardından da Baskonya maçı var. Burada ama? Evet. Abi Baskonya enteresan bir Tutalım. takım. Şimdi Fenerbahçe'nin Baskonya maçındaki şeyi... Kontrolü elinde tutması her şeyden önemli. Çünkü onlar... Yani böyle bir şey e, Namlu'dan çıktığı zaman çok iyi oynuyorlar. Onlar da Alba'dan sonra en yüksek pozisyon sayısıyla oynayan takım. Ee, Henry de dün çok iyi oynadı benchten gelip. Darius Thompson da mesela önemli bir yaratıcı olduğunu gösterdi. Tehlikeli takım ama yenilmeyecek takım değil. Ya bence de özellikle ilk e, sahada... E, kendi oyununu onlara kabul ettirirsen e, bence şey... E, maç kısmında ve son olarak Nigel Lacy'i sormak istiyorum. Hem de maçta daha fazla dinlenme imkanı da buldu ve aslında 3 numara oynadığı bölümlerde doğal bir ters seçme getirdiğini gördük. Yani özellikle Zosman'a sağladığı üstünlük çok değerliydi. Ya Nigel e, nazar değmesin. Motley bence çekildiğinden beri zaten e, hep dinlenme fırsatı erken buluyor. Hemen tak tak Motley'e çalınan iki faali ona çalıyorlar. Şimdi oradaki tehlike bak bunu e, de şu an bir ara yaşadı. İlk çok etkili olmaya başladıktan sonra savunmanın aldığı önlemlerde e, topu çıkardığında çok daha Fenerbahçe için hayırlı oluyordu. Zorladığı zaman yani karanlığa giriyordu. Karanlığa giriyordu. Şimdi bu maçta da yani belki de e, görmedi. Bir pozisyon vardı iki tane attıktan sonra ya da e, çünkü miydi abi? Üçüncü çeyrekti evet. önlem almaya başladılar zorladı hatta doğru hatırlıyorsam iki pivot hareketi yaptı İlkinden sonra bomba şudur vardı. Evet dipte. Bomba şudur vardı. Şimdi onu verdiği zaman iş kendi işini de rahatlatacak. Ha, belki görmedi ama Pierre o sıkıntıyı yaşadı. Bu sene yeni yeni aşmaya başladı yani. ...ya Hayes'in tabii genel olarak... ...önemlerinden biri de uzun ribandı çok iyi alması Fenerbahçe'de... ...ve fast başlatan oyuncu olması ki... ...mesela tam sağ topu getirdiği zaman... ...kısa yemen arkasına alıp oynayabiliyor... ...yani bu aslında çok değerli bir özellik Avrupa'da... ...ya... Ee, ...o kadar çok özellikleri var ki... ...yani... E, ...Fenerbahçe'nin... ...yani... ...Carson belki geçecek çünkü ikisi hemen hemen... ...aynı paraya geldiler değil mi... E, ...en... ...verimli harcanmış dolar başına... ...belki tarihinin transferi. Bence daha yani. bu yazın... ...kesinlikle fiyat performans olarak en iyi transferi. İşte, i̇şte onu demek istiyorum ama... ...Carson böyle... ...giderse üstüne koya koya... ...o tabii çok acayip bir şey olabilir. Tabii Carson'daki potansiyel... Yani. ...çok başka. Ama nihayet o potansiyeli... ...şu maçta gördüler... ...ya Real, Real Madrid maçında da... E, ...altı asist bir top kaybıyla oynamıştı. Orada tabii skorda bulamayınca... Ya her maç gir Şimdi öyle bir ma maçı olur ki 5'te 5 beş atar. Ama onu atarken de bu özelliklerini sürdürmesi çok önemli. Zaten Kars'ın esas atmasından ziyade o yaratıcılar verdiği katkı önemli. Şu evet. anda özellikle. Ya bir, de, de savunmadaki yani. gayreti çok önemli. Evet. Zekasını çabukluğu kullanıp top çalıyor. Yine bu tepedeki sivişlerde ha, mesela. Bir tek orada sıkıntı var. Evet. Ya yani bir de topsuz oyunda biraz Perdeleme perdelemede alttan geçme alışkanlığı olduğu için aslında ki iki, iki pozisyon Jalen Smith üçlü bulmuştu. Öyle. Yani. He. İlk yarı. Evet. Şey, i̇lk çeyrek. İlk çeyrek. Ama o şey girdikten sonra da problem oldu. E, Low. Low. İki tane kurup kurup attı. Tabii bir tane alttan geçti hatta Karsan ama uzaktan yollamıştı onu. Yani logonun bir adım önünden. Evet. Biraz da şey konuşalım. Şeyler... Ama yani ben dediğim gibi bir tek e... Yani Olympiakos maçına şöyle bir bakabildim, Baskonya maçına şöyle bir bakabildim ama e, Barcelona e, maçını e, yani ben asfel <laughs> izlerken kazanamayacak yani dedim ama orada işte demin ilk başta söylediğimiz iki tane çok e, kritik düdük var Barcelona aleyne. Kuriçin ki ilk, çeyre, ilk yarı çok iyi çok atıyordu. Kaçırdığı iki tane boş, boş var. E, Lavro, e, La Privatela'nın da üç var. Yani şimdi o ikisi kaçırıyorsa boş e, bu bir davetiye çıkarmak demektir şeye. Maç sonunda da yani Nando... E, ya o, onun büyüsü artık Nando de kolun. O, Onun büyüsü imzası. Vallahi yani... Evet, çok da iyi oynamadı bir maç hatta. Kötü oynuyordu ya. Evet. Yani ben öyle demek istemedim evet. ama. Yok kötü oynuyordu ama orada... Ya Mustafa şey Yusuf Al 14 sayı 18 rebound. ama yani maç sonunda ben onu sormak istiyordum. Hatta Şaras'ın hani mola sonrası bir tercih oldu ya. Orada Aliop'a gitti hatta. Yusuf Fual da oyundaydı. Saçma. Ya yani yorumlarda şey yazıyordu. Herhalde o sırada Dünya Kupası maçını takip ediyordu. <gülüyor> <gülüyor> ama Litvanya yoktu gibi Dünya Kupası'nda. Yok yani... çok saçma. Çok saçma. Yani... Ee... Ne kadar devam edecek bilmiyorum. Yani kendisi de hücum ederken e, Mirotic'i e, hiç düşünmedi. Ee, bir de zaten geçen hafta da konuşmuştuk abi Barcelona Euroleague'de şu anda maç kapatma konusunda ciddi sıkıntı yaşıyor. Özellikle son çeyreklerde ki 14 maç galiba hem ASB hem Euroleague'de toplam. 10'unu falan son çeyreğini geride kapattılar skor olarak yani son hmm. çeyrek skorunda. Üçüncü çeyreği çok iyi oynuyorlar maçta oynayamadılar gerçi ama maç kapatmada bir sıkıntı yaşıyorlar. İşte Mirotic'in dönüşü ona çözüm olacaktı. Ama ona başvurma pek fazla. Anlamadım işte onu anlamadım. Yani e, çok mu oyuncu var elinde diye düşünüyorum. Hala tam olarak Wesley kullanış şekli bir ara düzelir gibi oldu. E, o da geri gitti. Yine James Najee'yi 10 dakika sahaya attı. O sürekli bir deneme yapıyor. Özellikle uzun rotasyonunda. Deneme mi yapıyor? Memnun olmadığı oyuncuları şey mi gösteriyor? Nedenle, sopa gibi. mı gösteriyor? Ama yani bu kadronun oynayacağı basketbol bunun çok üstünde olmalı. Alacağı sonuçlar da bunun çok üstünde olmalı. Ne kadar sabredecekler bilmiyorum. Kadro o kadar iyi ki yine dördüncü sırada galiba değil evet. mi Eurolig'de? Tabii zaten özellikle onların kaybettiği ve Macet'in kaybettiği hafta Fenerbahçe'nin kazanması çok değerli oldu. Ee, diğer maçlar da tabii derbi, Obradovic. Ben hiç Rusko. seyredemedim. Sadece son basketi e, Nedovic de bir mi altıda 5'te Beşte şey, sıfırken abi. Beşte sıfırken tek şeyini attı, üçlüğünü attı. Ama esasında bunu da e, biraz daha vaktimiz olduğu zaman konuşalım. Obra beni şöyle şaşırtıyor. Derek Williams ve e, Nando De Colo transferleriyle Fenerbahçe'de başlayan bir... Yani Obra basketboluna uygun olmayan oyuncular transfer ediyor. Yani şimdi Fenerbahçe'de... Williams Dekolo öncesi yaptığı transferlere bak. Hep bir plan. Yani hem oyuncunun gelişimi açısından hem de oynanacak basketbol açısından. Şimdi sanki yani plana çok uymayacak oyuncularla bir plan yapmaya çalışıyor. Ama çok teslim olmuş oyuncular. Yani belli noktada aslında... Papa Petru ve Exum ikilisi... ...Obra üçün kafasındaki oyuna uyan oyuncular. Uyan oyuncular ama orada da şu var... ...Exum'un sınırlı... ...yani ikisi de çok sınırlı. de oyun kurucu değil aslında. Değil. Yani... E, ...o zaman çok fazla Pantra kalıyoruz. Pantur fena oyuncu değil. İyi gününde olduğu zaman şey ama... E, ...yani bu kadro öyle... E, ...Obra'nın eski kadroları gibi... ...geniş ve tecrübeli bir kadro değil. O açıdan... Onun tercihleri, oyuncu tercihleri beni biraz şaşırtmaya devam ediyor yani. Yani Lezor çok önemli şu an bu takımda. Özellikle maç sonunda da iki pozisyonda mesela Vildoza'yı iyi bozmuştu. E diğer taraftan de ve Pantrav dediğiniz gibi oyunu yaratma anlamında da iş düşüyor ve yani çok da başarılı olmuyorlar ki. Orada bir maç sonunda oyuncularımla bu maçtan sonra izin vermeyip video analiz yapacağım demişti maç sonu. Yani orada bir mesaj var tabii. Nanade'yi çok oynatmamış. Bu maçta yani. 8 dakika oynadı galiba. Niye? Biraz da son maçtan... Tabii kalan Muhtemelen. Vallahi yani biz e, Sırbistan derbisini seyredemeyecek bir e, fikstürle baş başayız yani. Eğer u, yani 4 saat uyumak istiyorsan yani. E, son olarak abi derseniz biraz monaco Madrid maçı da özellikle tabii tartışılan o Tavares'in savunması yani orada savunma yapmak mı doğrusu yoksa yapmamak mı? Ya şimdi e, o biraz içgüdü ama yani pozisyonu izlerken biraz eller şöyle böyle değil. Ah Fenerbahçe dedim. Şöyle bir düdüğü ne zaman göreceksin? Mike James e, Deplasmanda hele. Çok usta iş Ayakları da çok iyi kuruyor orada. Valla Monaco'yu hep söylüyorum. Bilmiyorum siz yorumları daha şey yapıyorsunuz. Monaco bu sene geçmişi CSK'sı gibi. El üstünde tutuluyor. Ya çok büyük bir e, yatırım yaptılar yapacaklar belki yeni bir salon mu yapacak bir şey yapacak yani çünkü bu ilk deplasman değil kaç tane deplasmanda hiçbir zorluk çekmediler hakemler açısından Efes'i nasıl yendiklerini hatırlıyoruz e, Fenerbahçe maçı da yani o gün Fenerbahçe şey yapmasa o maçta da çok düdük var ama tabii Tavares pozisyonu Tavares'in pozisyonu yanlış bir pozisyon değil Tavares'in yani bırak atsın ya yani bu kadar tecrübeli bir oyuncusun. Bırak atsın. Lloyd da kötü bir sakatlık yaşadı o maçta. E, dir, dirsek alıp kafasını vurdu hatta. işte hmm. İşte burnu kanadı vesaire. Ama sadece burnu kırılmış. E, çünkü orada sarsıntı protokolü gereği tabii. Serumla vesaire çıktı sağdan sedye ile. da durumun iyiymiş tabii. Bir önceki haftada Lloyd... E, John Brown kaburgasına bir darbe almıştı. Ya o e, maç kaçıracak dediler. Hiç kaçırmadı. Evet. 10 gün diyorlardı. Bir haftada döndü. Taf adam. <laughs> ya çok değerli bir oyuncu. Ben çok seviyorum. Ya Monaco maçına benim dikkatimi çeken şu oldu. E Monaco 3'ün 3 e öndeyken, öndeken, öndeyken neredeyse bir alan savunmasına başvurdu. Orada Mateo ortaya uzun koyunca direkt kilidi açtı. Obrador için zaten e, koçluğu hiçbir zaman tartışılmaz. <gülüyor> <gülüyor> o e, çok güzel bir takım buldu. Desteği buldu. Mike James daha olgun oynuyor. Evet, oyuncularına genelde şeyi bırakan bir koç. Allah'ın sevgili kulu. Hiç işsiz kalmıyor. Yani bu sene zaten Rüzgar'ı arkasına almış. En önemli takım şu ana kadar Monaco. Çok, çok kritik bir galibiyet aldılar onlar da kendi adına. Çok, çok. Çünkü şimdi gruplaşma başladı Euro ligde. Yani bir orta grup oluşuyor. Yani bir, bir kafa grubu, tepe bir grubu kafa oldu. grubu oluşuyor. Bir de alt grup. Ne yazık ki senin adam alt grubun en dibinde. Messina. <laughs> Onlar da yani... Lasso varken niye ısrar ediyorlar? Lasso da açıklama yaptı bu hafta. Ha, i̇lla Euroleague takımı evet. olmasına gerek yok diye gördüm Herhalde Armani'nin kovmayacağını anladı Messina'yı. <laughs> <laughs> Güzel. <gülüyor> yani öyle olabilir diye düşünüyorum. Hani belki Manresa'ya falan mı göz kırptı acaba onlar da fena... Sence İspanya'da mı kalır? Ya ben İspanya'da kalacağını düşünüyorum çünkü onun dil konusunda da bir... Yok ya numara yapıyor. İngilizcesi yani. <laughs> <Öyle mi gülüyor> de fena değil yani şey birçok Balkanlı koçtan daha iyi anlaşılıyor. İtalya'ya gidebilir diye düşünüyorum. Tabi orada Akdeniz iklimi o çok koç da görüyoruz orada hem İspanya'da İtalyan koçlar İtalya'da İspanyol koçlar görüyoruz. Kim alabilir onu? Ya işte öyle bir ama yani şey almayacak belli. Bologna ile Milan'ı almayacak artık. Messi'ni ya tutacaklar sezon sonuna kadar. Acaba Bolo'ya mı olur diyeceğim. Orada zannetmiyorum. Yok ayrılacağına. Orada or çok e, saygı duyuyor. Zannetmiyorum ben. De. Yani Euro... Bir de yani o takım zaten eksik kurulmuş. Yani Tabii. onda ne kadar onun katkısı var. Tabii. Onun hesabı sorulur ama. Ama Lasso'yu tekrar kenarda görmek ben çok isterim açıkçası. Basketbol sever olarak. Valla ben esasında bir İspanyol takımı dışında bir takımda görmek isterim ki. Hakikaten. Yani o konfor alanının dışında. Yani tam olarak nedir? Ama işte Euroleague'de de. Milano dışında öyle bir takım yok yani. Ben de yani şu an akla gelen bir takım yok orada. Ligde ne olur bilmiyorum tabii yani İspanya'da mı kalır? Basfel yapmaz. Yani o, torpil demeyelim de. Orada aile var. Sevilen bir koç diyelim Fransa'da. Sevilen çok sevilen. <laughs> Başka kim zor günler yaşıyor? Yani Panathinaikos bir ara öyleydi ama Radonjic biraz toparla toparladı orayı. Kızıl Yıldız çıkışı. Belki Alex Mumru Valencia? Evet. Ama o İspanya yine. Ve Mumru da tabii orada hatır sayılır bir koç şu an. Bilmiyorum. O da onu, o, onların evladı. Evet. Yani. Jal giriş? Maxi Ama onlar da ciddi sürprizdelerdi bu sezon. Gözünüzden buraya kadar. Bilmiyorum nasıl bir karar olur ama. Yani La en azından Euro Lig'de olmasa da Euro Cup'ta vesaire görmek tabii çok heyecanlı olur. Beşiktaş? Beşiktaş? <laughs> <laughs> Yani keşke Türkiye'de görsek. Hayır o çünkü genç oyuncu da oynatıyor. Evet. Euroleague'de bile oynattı. Zaten ciddi bir video vardı. Öyle Real Madrid'in paylaştığı işte son yıllarda çıkan oyuncuların ilk maçları diye. Zaten Lasso orada başlıyor ve o kadar fazla isim var ki o da çok değerli. Hem NBA'de şu an izlediğimiz Avrupa'da izlediğimiz birçok oyuncuya dokundu. Haçın hani Don falan Bar, Garuba, NBA baş... Hernan Gomez. Hernan Gomez. Yani Santiago Yustalar falan var o videoda. Edek gitti geldi, evet. şey gitti geldi, geliyor yani Campazzo. Yani tabii e, özellikle yetiştirdiği oyuncular da Real Madrid'in direkt altyapısından çıkan mesela Alosen öyle bir oyuncu değil ama işte e, şey vardı Juan Nunez çok değerli bir evet. kısa o da şu an Ulm'de mesela iyi bir sezon geçiriyor oraya transfer oldu Ya yani o, o tip oyuncular da var. mı? Yok abi, direkt transfer direkt oldu. Evet. Oldu? evet. E, o zaman abi ağzınıza sağlık. Gelin. Senin de. Çok keyifli bir bölüm oldu. Her Bu, zamanki gibi. Benim bugün e, önemli bir doğum günü şeyim var, yemeğim var, kayınbiraderim. Doğum günün kutlu olsun abi şimdiden. Yaman Bey'in e, alışveriş yapıp eve gideceğim. Ağzına sağlık. Senin Ağzına sağlık abi. Çok teşekkür ederim tekrar. Haftaya tekrar. İnşallah bir iki maç daha fazla seyredip gelebileceğim eğer nasıl fikstür? aynı saat mi yine hepsi? E, ama abi Salı-Cuma e, çok yoğun maç haftası. maç tabii. Of. Yani çok ona girmek bile istemedim. Ay. Fener'in tamam. yani maçlarının biri 9'da. Milan'ın maçı 9'da. Ee, diğer maç 20.45'te buradaki. 9, evet. İki maç sonrası tabii yayın olacağını da tekrar hatırlatalım evet. burada. Canlı yayınlarımız. Cenk ee, o zaman abi Migos hemenle Euroleague Basket podcastinin bu haftalık bölümünden bu kadar diyelim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.